misiniz? Şükür canım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kendiniz için ayrıca sağlık efendim. Burada ne yapıyorsun sen? Efendim ben... Kendinizi önce kendinizi bir tanıtın da. Ben 3 Minarlı İbrahim Aksoyunoğlu Gani Aksoy. Evet. Dibliber Desen emekliyim. Baba vatan olarak efendim söyleyeyim. Bellası mevki olarak bu tarlayı cevizlik yaptım. Ve aralık üzerine 2 seneden beri başlangıç yaptım. Evet. Ahliyetin arkadaşlardan ve kitaplardan efendim söyleyeyim. Bilgileri öğrenerekten. Bilgileri öğrenerekten yavaş yavaş adımımızı atmakta bulunuyoruz. Arıcılığa başladınız. Efendime söyleyeyim. Bazı vatandaşlara da önerimiz var. Onları da yapmalarını istiyorum. Arı iyi bir şeydir. Varlıktır. Evet. Tabiatın güzelliğidir. Efendime söyleyeyim. Yediğimiz gıdaları tüm birbirlerini aşılayan bir hayvandır arı. Evet. Arı olmazsa hiçbir bitkinin birbirine aşılanması mümkün olmaz. Peki Sayın Aksoy, arıcılıkla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani arıcılığın püf noktaları, yani zor mu bu meslek? Şimdi mesleki zor olmayan hiçbir şey yoktur. Her evet. Mesleğin bir zorluğu var. Evet. Şimdi arıyı çoğaltmak istiyorsanız 3-5 ayına başlarsınız ve arının efendim söyleyeyim yavru dönemlerinde meme oranı efendim söyleyeyim memelerini kesmezsiniz. Arılarınız oğul yapar. Arılarınız 1 ise 2 olur, 2 ise 3 olur. Arılarınız çoğalır. Ha çoğaltmak istemiyorsanız bu arıların efendim söyleyeyim yavru dönemlerinde memelerini keserek anayı efendim söyleyeyim çıkarmaz kesmiş olursunuz. O zaman da bal alırsınız. Ha. Ben 2 sene önce 3 tane arıyla başladım. 3 tane arıyla başladım. Ondan sonra derken 8-10 tane oldu. Bu sene de dedim işte yavru döneminde memelerini kesmedim. 8-10 tane efendim söyleyeyim oğul her kovandan bir oğul aldım. O da alt katta. Hani görüyorsunuz. Evet. Evet mesela bu şekilde şimdi arı sayısı 15-20 yıl oldu. Çok güzel. 7 seneye oğul yaparsam hani inşallah ölmez iyi olursa bir bahara çıkarsak. Yavru yaparsam arı o zaman 40'a çıkacak. Ha. Bal almak için uğraşırsam o yavruların memelerini arının memelerini kesip o zaman da yavru arı çoğalmayacak. Çiçek olursa rahmet yağarsa. Evet. Yani yağmur yağarsa. Güzel efendime söyleyeyim. Çiçek bol olursa o zaman da bol arılar da geçmezse, ölmezse, sarıl olursa o zaman da bal alacağız. Peki Sayın Gani Bey, bu seneki şey nasıl acaba hasılat? Yani bu sene arının durumu nasıl yani? Bu sene arılar, verim var mı? Nasıl? Bu sene arılar çok güzel. Durumları çok güzel. Yalnız ben oğula hani memelerini kesmediğim için, oğul verdiği için biraz arı, oğul veren arı pek bal randumanlı olmaz. Evet. Hani kısırlaşmış arılarda bal fazla olur. Onun için gene de olur yani. Yani normal şekilde olur yani. Evet. Çünkü daha zamana var. Şeye kadar Ağustos'un 15-20'sine kadar efendime söyleyeyim. Ağustos'un 15'ine kadar arı bal getirmeye devam edecek. Evet. Yalnız da bu günlerde bu haftada bir yağmur yağardı. Otlar da güzel hani canlanırsa, çiçekler canlanırsa güzel bir ortam olacak. Verim yani. Biraz daha artar diyorsunuz. Evet. Mahmut Bey. Peki verdiğiniz bilgiler için Sayın Gani Aksoy teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Sağ İyi olun. Günler dilerim. Sağ ol canım. Hayırlı işler size bol kazançlar. Hayır.